Adım Onur Kabakçı. 32 yaşındayım. İstanbul doğma büyüme. Ümraniye'de oturuyorum. İnşaat mühendisiyim. Beşiktaş taraftarının bir ferdiyim sadece. Beşiktaş'la aslında yani işin ilginç tarafı babam Galatasaraylı, fanatik bir Galatasaraylıdır. Küçüklüğümde babam hangi takımlıysa ben de o takılmayayım derdim. Ama Beşiktaş'ın 91-92 şampiyonluğunu yaşadıktan sonra komşunun bayrağı vardı mesela, büyük bir bayrak vardı. O büyük bayrağı gördükten sonra açıkçası Beşiktaş'a daha çok tav olmuştum. O sevdaya tav olmuştum. İlkokul öğretmenimin etkisi vardı daha sonra da. O şekilde Beşiktaş'la başladım. İlk gittiğim maçı hatırlamıyorum. Ama geçmiş yıllara baktığımda ilk gözlerim arasına giren maç olarak da 100. yıllık Kocaeli maçıdır. O uzatma dakikalarına gelen golle tribünün yıkılış anı, o eski iki direk arasında o anı yaşamak ve açıkçası o sene şampiyonluğun o maçta geldiğini düşünen birisiyim yani. İlk hatırladığım, ilk unutamadığım maçlar arasında o vardır yani. Pankart yapmaya başladığım zaman lise yıllarında sıraya falan Beşiktaş yazardım, çarşı yazardım. Değişik fontlar denerdim. Gazete küpürlerindeki fontları veya kitaplarda olan değişik tarzdaki fontları Beşiktaş yazısını uygulamaya çalışırdım. O fontlara bakarak. O şekilde bir ilgim olduğunu anladım. Sonra duvarlara spreyleme yapmaya başladım. İstanbul'un sokaklarını geze geze duvarlara Beşiktaş yazardım. Çarşı yazardım. Forza Beşiktaş yazardım. Bu şekilde başladım. Sonra beze yönelmeye başladığım zaman bana yardım eden Ömür abi vardı, doktor. Akademi Furkan abi vardı. Victory Levent abi vardı. Bunlardan nasıl yapılıyor abi? Boya ne kullanılması lazım? Nasıl çizim yapılabilir? Hangi kumaşı kullanmam lazım? Bu şekilde kendimi ilerlete pankart yapmaya başlamıştım. İlk yaptığım pankart Şahiler Parkı'nda yapmıştık. Anlatamıyoruz diye bir pankarttı. Manası garip bir şeydi. Ne derdimizi anlatabiliyorduk, ne sevdamızı anlatabiliyorduk. Biz de o yüzden anlatamıyoruz yazmıştık. O şekilde bir pankart ilk yaptığımız. Anlatamıyoruz pankartın haricinde bir de spreyle yaptığım ilk pankartlar arasında huzur tribünde vardı. O zamanlar tribünde huzurun olduğunu düşünüyorduk tabii. Pankartlarım içerisindeki en değerli pankart olarak görebileceğim belki yazı font olarak hani bitişik falan güzel, çok ultra güzel olan bir pankart değil ama hasretim bile ayrı güzel benim için apayrı bir noktadadır. Söz olarak, içerik olarak, içeriğindeki anlam derinliği olarak benim için dünyamda çok farklı bir noktaya gelir. Yakın yıllarda kaybettiğim babama da aynı şekilde o pankartı ithaf ederek hasretim bile ayrı güzel diyorum yani. Hani. Çünkü Beşiktaş'ın da hasreti bile ayrı güzel olabiliyor. Yani uzakta yaşarsın ama içinde o sevda olduğu zaman farklı güzelliği oluyor ya. Hasretim bile ayrı güzel pankartın haricinde bir de 2015-2016 yılındaki şampiyonluğumuzda öncesine yazdığımız, o seneye ithaf ettiğimiz senesi sanki Metin Ali Feyyaz pankartı vardı. Şampiyonluğun o pankartla geldiğine açıkçası inanıyorum. O zamanki o duygu gerçekten seneye sanki Metin Ali Feyyaz gibi hissettiriyordu insanlara. Biz de bunu sadece pankartı dile getirmiştik. Bir Şubat ayında yapmıştık o pankartı. Onun şeyiyle, uğuruyla şampiyonluk geldi. Satlı durdu pankartımız. Ertesi sene yine aynı şekilde
statta asılıydı pankartımız. Ve yine şampiyonluğu yaşadık. Bir sonraki sene pankart kayboldu. Maalesef şampiyonluğumuz da gitti. Pankart sözlerim içerisindeki en değerli sözlerden birisi de Beşiktaş abi hayattır bünyeye olan sözdür. Ömür abinin sözüydü. Ama senelerce MSN'de, o zamanlar MSN olan uygulamada başlık nickimdi ve senelerce o yazıyı taşıdım. Bunu beze de yansıttım aynı şekilde. Bizim için açıkçası gerçekten bir yaşa şabı hayattır. Benim için de öyle. Çünkü ben bir bayrakla sevdaya başlamıştım. O bayrak benim için abi hayattı. Can suyum oydu benim belki de. Beşiktaş bizim için bir can suyuydu. Onunla nefes alıp, onunla nefes verebiliyoruz yani. Hani. Beşiktaş bizim gibi yaşayan herkes için de sözün içeriği, anlam derinliği herkes için de aynı şekildedir yani bence. Pankartların anlam derinliği olarak bir de şampiyonluk zamanında yazdığımız pankartlar vardır. Bunlardan bir örneği 2008-2009 şampiyonluğunda yaptığımız pankarttı. 100. yıldan sonra gelen o şampiyonlukta o döneme ait en güzel pankartlardan birisi olan The Champion of Our Hearts'i tekrar gün yüzüne çıkarıp tekrar yazmak. Yaklaşık 36 metre büyüklüğünde bir pankarttı. Ve Galatasaray maçında açmıştık biz onu. Ve altında da büyük bir 16 metre olan büyük bir kalp işlemiştik. Bu pankartı yakmak yaklaşık olarak 2 günümüzü almıştı. Cuma akşamı başlamıştık. Akşamdan cumartesi gecesi yine aynı şekilde sabahlama ve pazar sabahı bitmişti pankart. Boyaması, kuruması. O zaman yönetim sağ olsun bize Süleyman Seba'yı spor kompleksine vermişti pankart yapmamız için. 2008-2009 şampiyonluğundan sonra 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında yaptığım pankartlar da vardı. O şampiyonluklara ait. Şahiler Parkı'nı duvarına yazdığım Şampiyon Kartal yazacağız yazısı da vardı. Ve bu şampiyonlukların hepsinden sonra, iki şampiyonluğun hepsinden sonra gerçekten feda dediğimiz sezonu, sonra çektiğimiz bunca çileyi ve kutlamalarda göstereceğimiz o sefa keyfini anlatabilmek için, beze yansıtabilmek için bunu bir pankart yapmıştım. Tekneye asmıştık. Feda dedik, cefa çektik, sefa süreceğiz diye. Arkadaşımız Kerim Özarendil var, onun sözüydü. Onunla birlikte yazmıştık hatta. Boğaz'da en güzel bir şekilde, hani o şampiyonluk kutlamasını en güzel bir şekilde yansıtabilmek için o pankart benim için anlamlıydı. Çünkü bütün her şeyimizi özetleyen bir pankarttı. Hayatımızı da özetliyordu açıkçası. Tekneyi o pankartla donatıp farklı farklı sözler de yazmıştık o gün. Tekneyi tamamen pankartlarla donatmıştık. Hatta o gün kendi elimi yakmıştım işaret fişeğiyle de. Bu da benim için farklı bir anıydı hayatımda. Beş yaşım kendimizi de yakmıştık yani. Tribünlerin için önemli olan bazı materyaller vardır. Bunlar bestelerdir. Tribün görsellikleridir. Bunun içerisinde en önemli şey de bence pankarttır. Pankart aslında bir sanattır. Onu beze işlemek, onu ifade edebilmek. Herhangi bir sözü yazabilirsiniz. İstediğiniz sözü beze yazabilirsiniz ama o bezi, o duyguyla beze yazmak çok daha farklı bir şeydir. O alın terini, o sevdanın terini beze yansıtmak farklı bir şeydir. Pankart bir tribünün vitrinidir. O tribüne ne kadar çok el emeği pankart varsa o tribünün o kadar emekçi vardır demektir. Çünkü günümüzde artık bazı tribünlerde endüstriyelleşen futbol tribünleri de yansıyor. Bunun yansımasını da pankartlarda da görebiliyoruz. Eskiden bütün pankartlar el emeği olurken artık bazı yerlerde pankartlar hep dijital baskılara giriyor. İnsanlar kaçabiliyor. Ama yeni jenerasyon artık sağ olsunlar biraz daha el emeği olan pankartlara yönelmeye başladı. Daha çok emek harcandığını ve kendi emeklerini sergilendiği zaman o tribünlerde daha çok duygu verdiğini anlayabiliyorlar. Thank you.
Beşiktaş tribünün emekçilerinden olan, gerçek emekçisi olan Erol abi vardır. Pankart, hani tribünde pankarta yön veren bir isimdir. Tribünde en büyük emekçilerden birisidir kendisi. Çünkü o spreyi, o boyayı içine çekmiştir. Biz ondan sonra geliriz açıkçası. Yani basit bir emekçiyiz aslında Beşiktaş tribününde biz. Onun yanında. Yaklaşık 20 yıldır bu tribünün içerisindeyim. Ve tribünün ruh halini, insanlarını, maça nasıl konsantre olacağımızı falan artık bilen hale geldik. Pankartlarda da bunu açıkçası dile getirdiğimize inanıyorum. İnsanların duygu ve düşüncelerini beze yansıtabilmek zor bir iştir, evet, ama biz milyonlarca bir şaşının o duygularını beze yansıttığımı inanıyorum. Bunu da açıkçası insanların o sosyal ağlarda kendi Beşiktaş fotoğrafları olarak kullandığını gördüğüm zaman daha da mutlu oluyorum. Çünkü demek ki insanların o bam teline dokunabiliyorum o sözlerle. Beşiktaş sevgilerini demek ki ifade edebiliyorum pankartlarda. Bu kadar uzun zamandır tribünde olmasını da ve insanların hala bu pankartları konuşuyor olmasını da onlara sormak lazım açıkçası. Demek ki güzel bir iş yapmışız. İnsanlar da bunu hala dile getirebiliyor. Çok kişi mesela yaptığım pankartlar yaklaşık bayağı vardır. Yani 100'den 200'den belki de fazladır. Ama çoğu kişi benim yaptığımı bilmez. Bilmesini de istemem. Çünkü hani reklamı sevmeyen bir insanım açıkçası. İmza atmam. Çünkü insanların benim yaptığımı bilmeden bir imzasız bir şekilde profillerinde görmem, internette görmem, gazete haberlerinde görmem ya da tribünde yanımdaki insanın benim yaptığımı bilmeden güzel pankart olmuş demesini duymam benim için daha değerli oluyor. Daha güzel bir tepki oluyor. Çünkü orada imza olduğu zaman insanların benim yaptığımı bilip o mesela yanımdaki adam benim yaptığımı bildiği zaman gerçekten dilindeki sözleri söylemeyebilirdi. Belki de söyleyemezdi ama benim yaptığımı bilmeden söylediği zaman daha farklı oluyor. Daha saf duyguları alabiliyorsun. Ya da mesela bir insanın Instagram hesabında, Facebook hesabında yani sosyal ağlarda o fotoğrafını bir şekilde kullanması, o fotoğrafı beğenmiş olması benim için en güzel tepkidir. O bana yetiyor. Yani bir imzadan daha değerli bir şey olabiliyor yani. Bir gün Şairler Parkı'nda bir pankart yazacaktık. Umud'un adı Beşiktaş diye. Ama Umud'u kısmına gelene kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Orada ne harfine geldiğimizi, ne harfinin nasıl yapıldığını unuttum. Yani çizgisinin soldan sağa inmesi gerekirken ben sağdan sola mıydı, soldan sağa mı iniyordu diye bayağı bir düşünmüştüm. Hatta o zaman Nokia telefonum vardı. Nokia telefona bakmıştım. Orada büyük harfi açıp mesajlar kısmına girip büyük harfe bakmıştım. Nasıl yazılıyordu? Oradan görmüştüm. Ve bir de 2008-2009 şampiyonluğumuzda The Champion of War Hearts'i yazdığımız zaman yaklaşık 2 gün hiç uyumamıştık. Cuma gecesi ve cumartesi gecesi sabahlamıştık. Uykusuzluktan artık hani gözlerimden uyku akıyordu, o dereceydi. Stada erken girmiştik o gün. Pankartı asabilmek için, yerleştirebilmek için. Sabah 9'da girdiğimiz statta eski açıkta arkadaşımla birlikteydim. Eski açıkta uyuyakalmıştık. Uyandığımda tribünün yarısı dolmuştu. Beşiktaş'ın yolunda atılan her fırça darbesi kutsaldır. Emeğimizin de yegane çabası Beşiktaş'tır. Ve Beşiktaş var oldukça, ellerim ve bedenim uzun izin verdikçe emeğimizi sergilemeye devam edeceğim.